Gezdireyim, geleceğim hemen. Hoppa, gel bakayım. Hadi git sen Uyuyor. ördek gezdir, tamam. Tamam. Evet, balığımızı tuttuk. Gel bakayım. Bu fazla büyük bir şey değil herhalde ya. Tuhaf bir balık. Hiç gitmiyor. Bu ne lan? Araba lastiği mi çekiyorum? Ne oluyor? Lan insan biraz direnç verir ya. Bu ne böyle? Herhalde ölü balık tuttum ben ya. Cesedi geliyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7 kilo 70 gram 55 yıldızlı balık çektik. Bırakalım. Sepetimize sığmıyor. Ve ikinci balığı atalım. Orhun ördekleri gezdirirken merkezde ikinci büyük balığımızı tutalım. Buradan klanda olan bazı arkadaşlara selam göndermek istiyorum. Başta Coşkun abimiz olmak üzere. Ondan sonra Orhun'a şu an ördek gezdiriyor. Balıkesir merkezde. Butik butik dolaşıyorlar herhalde. Arkadaşımız çok çalışan, çalışkan arkadaşımız Bünyamin'e ben rol yaptığını düşünüyorum. Yarım gün çalışıp Teamspeak'e gelip offlayıp püfleyen bir arkadaşımız. Fırat arkadaşımıza selam göndermek istiyorum. Sesi güzel, sanatçı ruhlu. Türk toplumuna mal olmuş. Ondan sonra Abuzer Kadayıf, pardon Abuzer arkadaşımıza selam göndermek istiyorum. İnşallah 2016 arkadaşımızı evereceğiz. İsyankar arkadaşımız Umut'a da selam göndereceğim. Sonunda muradına erdi. Jix bir bilgisayara kavuştu. Bu arada balık niye gelmiyor ya? Oltayı çekelim. İpimizi tekrardan atalım. Hop. Daha selam vermek istediğim arkadaşlarım da var. Ama liste uzun olduğu için şimdi teker teker burada saymayacağım. Çok da umurumda değil aslında. Yani çok da lolo. Ben balık derdindeyim zaten. Boynum bile tutuldu bu balık oyunundan. Doktoru da aradım. Haftaya randevu verdi. Haftaya kadar bekleyemem. Derken balık geliyor. Evet. Tutup kapmasını bekliyoruz. Götürdüğü anda makaramıza, oltamıza, misinamıza asılıyoruz. Ve vazgeçmiş durumda. Herhalde yemi beğenmedi.
Alman bir balık olabilir. Yok, balığımız gitti, geri geldi. Evet ve güzel. Balık. Şerefsiz bir balık. Yemimizi yedi gitti. Hızlı bir balık. Çabuk asılmanız gerekiyor. En ufak bir dikkatsizlikte yemi kapıp götürebiliyor. O şimdi onu solda görmüş olduğunuz iki ağacın ortasında, yuvası orada onun. Kikir kikir orada güle güle yiyordur yemi. Evet. Macera dolu bir oyun. Aksiyonu bol. Patlamalı. Damajı yüksek. Değişik bir oyun. Resmen böyle balık beklerken adrenalin patlaması yaşıyorum diyebilirim. Böyle bekliyorsunuz. Balık yeme gelene kadar vakti nasıl, ne yapabiliriz, nasıl geçirebiliriz? Tabi göz her zaman şamandırada olacak. Gözde bir kayma istemiyoruz. Aha gene geldi. Hop. Evet. Bu defa kaçırmadık balığımızı. Ve çekmeye başlıyoruz. Evet. Balık güçlü bir balık. Bir 30-40 metreye götürdü. Onu 20'lere geri çekmemiz lazım. Oltayı karaya doğru çekerken ben makarayı ve oltayı göle doğru, yani balığa doğru geri uzattığımda makarayı sarıyorum. Evet, balık şu an biraz pes etti. Bize doğru yüzüyor. Ve gene kaçmaya çalışıyor. Kaçmasına izin vermeyeceğim. Evet, balık şu an gene güç kazandı. Mesafe kazanıyor. Gölün sol tarafına gitmesini engellememiz lazım. Çünkü orada bayağı bir geniş alan var. Kaçarsa herhalde Bulgaristan'a kadar gider o. Evet, balığımız yine mesafe kazandı.
metrelere götürdü. Burada savaşmaktan başka bir şey yok. Balık onu bir yere kadar götürecek. Ve oralarda yüzmeye devam edecek. Şu an mesela yine pes etmiş durumda. Güçlü bir balık. Oltamızı, makaramızı bayağı bir zorluyor. Freni bir tık bir kapa diyelim. Bayağı bir sınırda oldu. Evet, metre metre mesafe kazanmaya çalışıyoruz. Evet, balığımız yine geliyor. Bize doğru yüzüyor. Bu bizim için çok iyi bir fırsat. 20 metre altına düşürmemiz lazım. Mesafe kazanmaması lazım. Metre metre, santim santim. Metreye geldiğinde daha dikey çekiyoruz. Ve 10 metrenin altına geldiğinde fazla ip vermiyoruz. Evet. Gördüğünüz kadarıyla 10 kilonun üstüne çıkamadık. Ama yaklaşık 8,5 kilo güçlü, kaslı, şerefsiz bir balık tuttuk. Hoşça kalın.